Anladım, anladım. Tamam, sağ ol. Ali, ne oldu? Var mı bir haber? Var. Batum'daymış beyefendi. Batum'da mı? Ulan ne ara kaçtı oraya? Bu ne hız? Kaçmamış. Zaten oradaymış. Ne diyorsun ulasın? Genco aradı. Hazan'ın kaçırıldığı gece güya beyefendi Batum'a geçmiş. Orada kavgaya karışmış, hastanelik olmuş. Hatta bir gece de hastanede kalmış. Ulan sen ne anlatıyorsun? Telefonu takip ettik. Doğru. Hastaneyle de görüştük. O da doğru. Ulan sen bu saçmalıkların farkındasın değil mi? He? Ben farkındayım tabii. Minareyi çalmış, bir güzel de kılıfını uydurmuş. Ben de biliyorum bütün bunların böyle olmadığını. Ama elimde delil yok. Ulan ya yayla evi ne oluyor? He? Bomba düzeneği ne oluyor? He? Ulan bir yavaş. Bizim olay yerinden arkadaşlarla konuştum. Ortada ne bombadan iz var ne de başka bir şeyler. Senin anlayacağın bütün pisliğin üzeri örtülmüş kardeşim. Öyle mi? Bakaruga. Bakaruga. Ferhat. Bakaruga. Hazan. Kızım. Hazan'ı o manyağın elinden çekip aldın. Çok şükür. Sen hangi yüzle o evde kalıyorsun? Daha ne bekliyorsun? Ama Genco dedi ki Tarık Batum'daymış, telefon etmiş. Ben neye inanacağımı şaşırdım. Ne dedi? Batum'daymış, telefon etmiş. Bir de senin Genco ile uğraşmak için yine uydurduğun bir yalan dedi. Yine Genco ile uğraşmak için uydurduğun bir yalan dedi. Onun demesine şaşmadım anne. Senin inanmana da. İnanmak işine geliyor değil mi anne? Batum'daymış öyle mi? Nenemin gözü önünde beni kaçıran manyak Batum'daymış öyle mi? Birlikte öleceğiz diyerek sağa sola bomba koyan manyak Batum'daymış öyle mi? Ferhat da Tahir de benimle birlikte yalan söyledi o zaman. Öyle mi? Neden? Çünkü ona düşmanım. Bu mu? Evet anne. Ben ona düşmanım. Peki sen nesin? Sen neden hala dostsun? Ha? Kızım, benim iyice kafam karıştı. İlaçlar. İlaçlar. Ne güzel anne ya. Ne güzel bahanen var. Ya ben sana üzülüyordum. Ablama da söyledim ilaçlar yüzünden diye. Ama şimdi sen gelmiş gün gibi ortada olan şeyi bile Genco'yu temize çıkarmak için savunuyorsun. Kızım ben bir şey savunmuyorum ki. Anne, ilaçları aldığın için mi görmezden geliyorsun? Yoksa görmezden gelmek için mi ilaçları alıyorsun? Sen o heriften neden kopamıyorsun? Daha ne bekliyorsun ne? Kızım nereye? Bir giriş yapınca dedim ki acaba şimdi beni hangi dar ağacında sallandıracaksın? Nerede ula Tarık? Batum'da. Senin bunu biliyor olman lazım. Kes ula saçmalamayı. Nerede o şerefsiz oğlu? Çok ayıp. Yani sen artık benimle böyle mi konuşacaksın? Halbuki ben seni affetmeye hazırım. İhanetle yüzleşmek her insanı delirtir. Ben seni anlıyorum. Ama sen DNA örneği çıktıktan sonra
benden nasıl özür dileyeceksin? Onu bir düşün. Oha, bakacağız. Bakacağız oha. O Batum'da hastanede yatay dediğin oğlun gözümün önünde Hazan'ı kaçırdı. 2 saat evvel de bana silah çekti. Sen ne anlatıyorsun ula? Doğrudur. Olabilir. Ama bunu kimler biliyor? Dikkat sayıyorum. 1. Sen. 2. Tahir. 3. Hazan. Başka kim biliyor? Başka kimse bilmiyor. O manyak oğlunu kurtarmak için sağlam tezgah kurmuş. Has olmuş. Ama bu defa yakayı kurtaramayacaksın Genco. Artık kurtarır mı? Kurtaramaz mı? Orasını bilemem. Ama önemli olan benim bunu neden yaptığım. Oğlumu kurtarmak için yaptım. Hazan'a çocukluğundan beri aşık olan oğlumu kurtarmak için. Al sana itiraf. Zaten söylesem ne, söylemesem ne, biliyorsun. Ama ben senin anlayacağın dilden konuşayım. Sizin dininizde kurban kesmek diye bir şey var. Değil mi? Değil mi? Evet. Peki kurban ne demektir Ferhat? Hayvan boğazlamak mı? Yoksa İsmail'den vazgeçebilmek mi? Eğer dünya yüzünde İsmail'inden vazgeçebilecek bir İbrahim varsa önce gelsin benim 2 yakamı tutup hesap sorsun. Ben babayım be. Sana da babalık yaptım. Sen de bunu iyi biliyorsun. Aslında tabii konu buraya geldiği için söylüyorum. Yoksa sana eski günlerini hatırlatmak istemem. Senin baban iyi bir örnek değil. Değil mi? Baba dediğin benim gibi olur. Yeri geldiği zaman evladının suçunu, günahını örter. İçi kan ağlasa bile yapar bunu. Senin için de yaptım. Bana işkence edip bacaklarımdan beni dar ağacında sallandıran birini ihbar etmedim, kimseye söylemedim. Sustum. Anladım. Umarım şimdi sen de beni anlıyorsundur. Hak yolunda, doğruluk yolunda İsmail'den vazgeçebilmek İbrahim'in yapabileceği bir şey. Genco Tamar'ın değil.